Diyabet çok yaygın bir hastalıktır. Peki, Diabetes Mellitus yani şeker hastalığı tam olarak nedir? Bir popülasyondaki insanların yaklaşık %10'u bu hastalığa yakalanır. Bu insanların %25'inden fazlası yani her 4 insandan biri 65 yaşın üzerindeki diyabet hastalarıdır. Size birkaç senaryodan söz edeyim. İlk olarak buraya Ceyhun'u çiziyorum. Ceyhun 15 yaşında bir erkek çocuğu. Son birkaç aydır kendini iyi hissetmiyor. Açıklamak biraz zor oluyor ama normalden çok daha yorgun hissettiğini söylüyor. Aslında biraz kilo da kaybetmiş. Kendisi zaten oldukça zayıf olduğu için bu durum biraz enteresan. Bu arada annesi de onunla birlikte gelmiş ve Ceyhun'un son birkaç aydır su şişesini yanından ayırmadığını gün içinde litrelerce su içtiğini söylüyor. Ceyhun'a sorduğumuzda Ceyhun bunu reddetmiyor. Normalden daha susuz olduğunu söylüyor. Ayrıca bundan dolayı da sürekli tuvalete gitmek zorunda olduğunu da belirtiyor. Hadi, şimdi Ceyhun'u Burak'la karşılaştıralım. Burak'ın durumu Ceyhun'dan farklı. Burak 45 yaşında bir beyefendi. Burak doktoruna rutin kontrole geliyor ve doktoruna sağlıklı olduğunu söylüyor. Biraz kilo almış olabilirim ama sağlıklıyım diyor. Diyelim ki Burak da Ceyhun da aynı aile doktoruna gidiyor olsunlar. Ceyhun kilo kaybetmekten, yorgunluktan ve fazla idrara çıkmaktan şikayetçi. Öyleyse Ceyhun'un kan şekerini kontrol etmeliyiz. Burak içinse bir sorun görünmemesine rağmen rutin kontrol gereği kan şekeri değerleri isteniyor ve sonuç olarak Ceyhun'da da Burak'ta da kan değeri çok yüksek çıkıyor. İkisinde de hiperglisemi denen bir fenomen gözlemleniyor. Hiperglisemi yüksek kan şekeri demek. Bu durumda ikisine de diyabet tanısı konuyor. İyi de nasıl olur da böyle iki farklı vaka aynı teşhisi alır? İşte bu soruyu yanıtlayabilmek için öncelikle diyabetin ne olduğunu bilmeliyiz. Öncelikle diyabet derken diyabetes mellitus'u kastediyorum. Esasında içinde diyabet kelimesi bulunan başka kavramlar da vardır. Ama ben burada özellikle diyabetes mellitus'tan söz ediyorum. Zaten bu videoda da bu konu hakkında konuşacağız. Diyabetes mellitus yani şeker hastalığı durumunda vücut kandaki şeker seviyesini düzenleyemez. Şeker kelimesinin yanına glikoz da yazdığımı fark etmişsinizdir, değil mi? Çünkü glikoz Vücudun kullandığı ana şeker tipidir. Onun düzensizliği hiperglisemi ile sonuçlanır. Bu durumu daha iyi anlatmak için size bir çizim göstereyim. Bu pembe şekli bir kan damarı gibi düşünün. İçinden kan geçiyor. Onun da içinde glikoz bulunuyor. Glikoz bir şeker tipidir ve vücut enerji üretmek için onu tercih eder. Biz glikozu yediğimiz yiyeceklerden ediniriz. Onu özellikle karaciğerde depolarız. Vücudumuzdaki glikoz miktarını kontrol etmek için iki ana hormon kullanırız. İlk hormon insülin hormonu, ikinci hormon da glukagon. Aşağı çizdiğim yeşil renkli şeyler ise bu glikozu kullanacak olan hücreler. Kandaki şeker miktarı çok yükseldiğinde pankreastan insülin salgılanır insülin karaciğerden kana glikoz salgılanmasını azaltır ve aynı zamanda glikozun kandan hücrelere gitmesini de sağlar. Bu şekilde karaciğerden kana giren glikoz miktarının azalması ve kandan hücrelere giren glikoz miktarının artması sonucunda kan şekeri seviyesi düşer. Yani insülin kan şekerini düşürür. Ancak eğer insülin tek başına etki ediyor olsaydı kan şekeri sürekli çok çok düşük olabilirdi. Bunun için kan şekeri düşmeye başladığında pankreas glukagon salgılar. Glukagon karaciğerin depoladığı glikozu kana salgılamasını sağlar. Aynı zamanda pankreasın insülin salgısını da baskılayarak kandaki glikozun azalmasını engeller. Bu durum karaciğerin kana glikoz salgılaması fakat glikozun kandan hücrelere geçişinin engellenmesi demektir. Yani glukagona bağlı olarak kan şekeri yükselir. Diyabette burada gördüğümüz insülin ya hücrelerde kullanılamıyor ya da insülinin üretiminde sorun yaşanıyor demektir. Üzerine çarpı atıyorum çünkü yapması gereken işi yapmıyor. Bunun bir sonucu olarak da glukagonun etkisi artıyor kandaki glukagon miktarı da artmış oluyor. Ne demiştim? İnsülin olduğunda hücreler glikozu alıyor ve bununla enerji üretiyorlar. Haliyle insülin yokken bu gerçekleşmiyor. Kandaki şeker miktarı artsa da hücreler bunu kullanamıyor. Yani vücut enerji üretemiyor. Kanda enerji ve besin bulunmasına rağmen hücreler aç kalmış durumda. Evet. Diyabette kandaki şeker miktarı çok yüksek olmasına rağmen Vücut aç kaldığını düşünmektedir. Biliyorum bu konu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Onun için de size bir benzetmeyle açıklamaya çalışacağım. Umarım bu şekilde her şey daha açık olacaktır. Şimdi buradakini bir damar değil de bir su yolu gibi düşünün. Bu su yolunun amacı bu gördüğünüz evlere su taşımak. Diyelim ki evlere su taşıyan bu kanallardan biri tıkanıyor bölgede su yolunun içinde bol miktarda su bulunmasına rağmen bu ev bu sudan yararlanamıyor. İşte diyabette de durum buna benziyor. Kanda bir sürü besin bulunmasına rağmen insülin olmadığında hücreler bundan yararlanamıyor. Evet şimdi Ceyhun'la Burak'a geri dönelim. Ve aynı hastalığın nasıl böyle farklı bulgular verdiğine bir bakalım. Diabetes mellitus'un yani şeker hastalığının birkaç farklı çeşidi vardır. Öyleyse bu, tek şekilde gözlemlenen bir hastalık değildir. Hastalığın altında yatan sebeplere bağlı olarak hastalarda farklı belirtiler görülebilir. Mesela Ceyhun'un hastalığı tip 1 diyabet olarak adlandırılıyor. Tip 1 diyabet görülen Ceyhun'un durumunda Ceyhun'un vücudu yeteri kadar insülin üretemiyor. Bu da vücudundaki yüksek kan şekeriyle sonuçlanıyor. Öte yandan Burak için durum daha farklı. Onun durumu da tip 2 diyabet olarak adlandırılıyor. Tip 2 diyabette vücut yeteri kadar insülin üretir fakat hücrelerdeki reseptörler insülini tanıyamaz. Dolayısıyla da insülin normalde çalıştığı gibi çalışamaz. Her iki tabloda da hiperglisemi görülüyor ve insülin etkisini gösteremiyor olsa da farklı belirtilerle karşılaşmaktayız. Altta yatan sebep hücrelerin insülini kullanamaması ya da pankreasın yeteri kadar insülin üretememesi olabilir. Ama her iki durumda da sonuç olarak hiperglisemi ile karşılaşıyoruz. Tabi diyabetin sebebine bağlı olarak da hastalarda farklı belirtiler görülebiliyor.